Evet, doğal rotalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda Harman Kaya şelalelerinin olduğu yere geldik. Bu kulvarda 10 tane şelale var arkadaşlar. 4,5 kilometre uzunluğunda bir parkur. 45 dakikalık bir yolculukla oraya varacağız. Şu an mevsim olarak kötü bir mevsim halen ama şansımıza güneş açtı. Biz de işte artık çekimler yapmak için oraya doğru gideceğiz. Zorlu bir parkur, o yüzden sıkı bir giyinin ve ayakkabılarınız da sağlam olsun. Kaymak istemiyorsanız. Şimdi rotamıza başlıyoruz. Parkın girişinde sizi böyle bir levha bekliyor arkadaşlar. Burada bütün şelalelerin mesafesini gösteriyor ve diğer bilgiler de var. Dediğimiz gibi Zonguldak merdivenler şehri, yokuş şehir. O yüzden böyle her yerde merdivenler karşınıza çıkacak. Ama burada çok tatlı tahtadan merdivenler yapmışlar. Tırmanmaktan iyidir. Şimdi bakalım nerelere çıkacağız. Yani bir anda öyle bir ortama girdik ki arkadaşlar, sanki böyle Amazon ormanlarının arasındayız. Kayalardaki yosunlar, bitki envanteri gerçekten inanılmaz. Çok inanılmaz bir çeşitlilik var. Küçük şelaleler başladı bile. Arkadaşlar, bölge biraz tehlikeli çünkü Nisan aylarında ya da daha önceki aylarda bol bol yağış aldığı için heyelan riski var. O yüzden hava durumuna bakıp gelmeniz gerçekten çok önemli. Şu anda ben de işte yıkılan bazı yerler vardı. Yapılan daha yepyeni köprülerin bir kısmı yıkılmıştı. Ama şu anda biraz daha zorlu olacak koşullar. Devam ediyoruz, bakalım nereye çıkacak. Şimdi görüyorsunuz burada da böyle taşlar var. Düşmeden geçmeye çalışacağız. Bakalım, hop 1. Hop 2. Hop 3. Hop 4. Hop 5. Hop 6. Ve parkur tamam. Şimdi tamam, birçok şelale gördüm ama böyle başından sonuna kadar, mesela şu ana kadar 500 metre yürüdük. Bu kadar muhteşem bir şelaleyi, daha doğrusu parkuru ilk defa görüyorum. Yani her yerde küçük şelaleler var. Doğa inanılmaz korunmuş durumda. Hiçbir yerde böyle bizi rahatsız edebilecek yani insan sesi, araç sesi bir şey yok. Ve ana şelale olan, yani en büyük şelaleden bir tanesi olan 1.8 kilometre uzaklıktaki şelaleye doğru yolumuza devam ediyoruz. Yani inanılmaz bir ortam. Ya şu an bakın, Zonguldak'ta hava biraz soğuktu ama burada şansımıza hava çok güzel. İnşallah sonuna kadar da böyle devam eder. Hatta şelaleye bile girmeyi düşünüyoruz şu anda. Şimdi rotamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani hiçbir şey yok burada. Girişte de çıkışta da ya da içi rota boyunca herhangi bir tesis, hiçbir şey yok. Zaten en güzel tarafı da burada. O yüzden hani hazırlıklı gelin. Ekipmanlarınızı, işte ne bileyim, yiyeceğinizi, içeceğinizi, suyunuzu, her şeyinizi yanınıza getirin. Burada kamp alanı yok. Şu ana kadar gördüğümüz hiçbir yerde bir kamp alanı görmedik. Hani belki mevsimden dolayı her yer çamur olduğu için, ama yani şelalelerin olduğu yerde de yapamazsınız. Çünkü ani bir yağışta çadırınızı alıp götürebilir. Geriye kalan patika yol zaten çok dar. Anca yürüyebiliyorsunuz. Merak edenler varsa söyleyeyim. Şu anda yani çok az bir yol kaldı ana şelaleye. Yolumuza devam ediyoruz ama gerçekten mükemmel yani. Belki çok defa söyledim bunu ama yani doğa halen çok güzel. Yani biz ne kadar mahvetmeye çalışsak da bu kadar güzel kendi korumuş olması çok güzel. Az bir şey kaldı sanırım. Şelalede görüşeceğiz artık. Şimdi bakın, burada bir sürü kestane var arkadaşlar. Bunlar işte tam daha mevsimi gelmedi ama kestane mevsimi geldiği zaman söylediklerine göre küçük küçük böyle bir sürü kestane düşüyormuş ve siz onları alıp yiye yiye yolunuza devam edebiliyor musunuz? Şu anda da böyle bir görünüşleri, zaten olgunlaşmamış halleri biraz deniz kestanesini andırıyor. Böyle de güzel böyle çiçekler, böcekler falan. Tam bir doğa yürüyüşü ya. Şu anda arkamda gördüğünüz bu bahsettiğim 10 büyük şelaleden bir tanesi arkadaşlar. Ana şelaleye doğru halen devam ediyoruz.
yine diğerlerine nazaran çok daha büyük ve daha böyle gürül gürül akan bir şelaleyle karşınızdayız. Anlatmaya gerek yok. Şelale arkamda. Devam ediyoruz işte şu parkurumuz ara ara merdivenlerle, ara ara da direkt doğal yollarla devam ediyor. Arkadaşlar o noktaya gördüğünüz gibi en büyük sanırım şelale burası. Burada girmeye çalışacağız ama bakıyoruz yani çok böyle dev kazanı yok ama en azından bir şelale altına girmeye çalışacağız. Buradan sonra da merdivenlerle şimdi yukarıya doğru yol yapmaya devam ediyorlar ama parkur şimdilik buraya kadar. Dileyen şelalenin üzerine çıkıp yoluna devam edebilir. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın şelale acayip bir yer. Yani birazdan yani deneyeceğim. Çok istiyorum şu merdivenlere tırmanmayı ama biraz da korkuyorum çünkü kar suları eriyor. Bunlar buz gibi su şu anda. Etrafta da inanılmaz bir rüzgar var açıkçası ama bakalım her an bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Acayip ya. Geleceğim arkadaşlar. Evet, geleceğim demiştim. İnanmadılar. Evet şu anda şelaleye çıktım. Gerçekten donuyorum. Arkada böyle bir şelale daha var. Gidiyor bu tarafa doğru. Kafamı vurdum ya. Kafamı vurdum. Bir adet gazimiz var. Kankacığım sana deli işte bu havada böyle çıkarsa olacağı bu. Lan soğuktan mı oldu? Kafayı vurdum. Sigarayı yakmak için de. Sigarayı istiyorsan yak basalım oraya. Direkt yandım abi. Yak basalım. Evet küçük bir kazayla bir şelaleyi daha kapattık. Emre sen olsaydın ben bu kazayı yaşamazdım. Aynen kanka. Oradan bağırdı demir var demir var. Ama gerçekten iyi bir deneyim oldu. Acılı. Soğuklu. Kafa noktasında bir idantasyon işte. Evet, kafaya mermi yedik. Şu gördüğünüz demire vurdum işte. Bakalım kısmet. Alışayım böyle şöyle. Evet, şimdi şelalemize girdik. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Küçük bir kaza yaşadık. Az önce de söylemiştim. Merdivenlerin köşesine kafamı vurdum. Alışayım böyle şeylere. Genellikle ayağımı kırıp, işte sağa sola çarpıp, oram buramı yardığım için bu sefer acıttı. Ama yapacak bir şey yok. Seyahat olan tutkumuz bizi her zaman zorlamaya devam ediyor bazı yerlerde. Böyle ara ara da gazi oluyoruz. Üşüme yok çok şükür. Hani su çok soğuktu. Gerçekten zaten şu an buralar 6 derece. Sadece açık bir güne denk gelmemiz iyi oldu. Kafamızı yarmasaydık da güzel olacaktı. Her yerden su akıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dediğim gibi kar suları da eridiği için bahar aylarında debisi de hem çok yüksek oluyor hem daha coşkulu bir su akıyor arkadaşlar. Ama yol boyunca size böyle muhteşem bitkilerin arasında, yosunların arasında minik minik şelaleler de eşlik ediyor. Yani gezdiğim en zevkli parkur diyebilirim şu ana kadar. Yani Türkiye içerisinden bahsediyorum. Hani uzunluk açısından daha kısa olup da yine bu kadar kısa sabun şelalesi kadar güzel yerler gördüm ama bunun parkurunun hem doğal olması hem de çok böyle yani seçenek sunması gerçekten güzeldi. Uzun zaman sonra doğası kirlenmemiş bir yer görmek çok güzel arkadaşlar. Tabii insan akımına uyuramayınca çöp
Hiç görmedik çok şükür. Hiç görmedik çünkü burası bir piknik alanı değil. Böyle günübirlikçiler burada takılamıyorlar. Burası acaba doğa tutkunları, trekking tutkunları. İşte bir yürüyüş yapayım. Biraz yüzeyim belki de. Şelaleye geleyim falan gibi. Zorlu koşulları seven insanların geldiği bir rota olduğu için öyle kirlenmemiş. Ya bakın bu çok önemli. Şu anda buraya geldiğimiz zaman bu doğal güzelliği gördüğümüzde nasıl mutlu oluyorsak bir 50 sene sonra, 100 sene sonra gelecek nesillere de bizim sağlam yerler bırakmamız lazım. Doğayla iç içe onların böyle mutlu, huzurlu zaman geçirecekleri yerler bırakmamız lazım. Bunu her gittiğim yerde söylüyorum ama lütfen doğayı kirletmeyelim arkadaşlar. Bakın bu şurada görüyorsunuz poşetimi yanımda taşıyorum. İçinde pet şişem var, diğer eşyalarım da var. Yani doğa güzel. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. O yüzden lütfen ve lütfen doğayı kirletmeyelim. Doğayı koruyalım. Hadi bakalım. Bir doğal mekanı daha bitirdik. Size doğal mekanları, şelaleleri, vadileri, kanyonları anlatmaya devam edeceğim. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdiden Zonguldak'tan selamlar. Görüşürüz.